yemekteyiz, ben izliyorum. Şimdi şöyle bir durum var abi. Yani şu paradokstan enteresan bir reyting geliyor. Ben onu anlamadım. Yarışmacılar kavga ediyor. Normalde yarışmacılar kavga edince sunucunun bu hoşuna gider. Ve o kavga daha da devam etsin diye uğraşır sunucu. Onur şöyle yapıyor. Ne bağırıyorsunuz diyor yani. Ya niye kavga ediyorsunuz diyor. Sonra yarışmacılar fırça atıyor. Doğru düzgün davranın diyor. Şimdi bu, yani bu işte samimiyet abi. Yani gerçekten ortamda rahatsız oluyorsa o rahatsızlığını dile getiriyorsun ki reyting açısından da ters bir hareket yapıyorsun. Kesinlikle. Normalde kavga ettirmeye çalışır, dövüştürmeye çalışır insan. İşte kavga ettiren biri var zaten, sizler biliyorsunuz, onu söylemeyeyim de. Yani işte bizimle onunla aramızdaki çatışma yani o da. Susturdukça, aman işte böyle ortalık kızışmasın, hiçbir şey olmasın dedikçe. Ya bir kere şey, bir problem oldu. İki yarışmacı arasında yarışmacı özür diledi diğer yarışmacıdan. Dedi ki hani kusura bakmayın işte benim bilmem, ben orada sevindim, oh dedim, barıştılar. Artık konu kapandı. Adam atladı. Ama hayır, bu konu kapanmaz diyor falan. Ya bir özür dilenmiş artık, bitti gitti yani, hala neyin telaşındasın? Ama kaostan beslenen bir adam yani. Evet, this is gerçekten olaya çok müdahil abi ve ortalığı da böyle kızıştırıyor falan. Şimdi biraz yemekteyiz de. Aslında bu konuştuğumuz işte Onur'un hem gerçek halini, o sinirli halinin, gergin anların nasıl büyük bir eğlenceye dönüştüğünün VTR'sini hazırladık. Ver abi, izleyelim. Sevgili seyircilerimiz merhaba. Yemekteyiz'e hoş geldiniz. Aa! Hayır, onu ben alabilir miyim? Lütfen. İmam gerçekten, Bey. Gerçekten lütfen. Bağırtırıyorsunuz beni ya. Ben onunla alakalı size çok şaşırdım şu yani an. Yani siz benim tat alma şeyimi sorgulayamazsınız. Evet. Yani bence İnsanlar... siz hiç cheesecake yemediniz galiba. Konuşmuş olmak için konuşuyor. Espri yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Kendi oynuyor, kendi gülüyor. Bir de hep bu hafta yan yana denk geldik. O yüzden beyin hücrelerim öldü sanıyorum. Esma Hanım. Bir şey söyleyecek misiniz? Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söylenebilir ki? Bir şey diyemiyorum. Ben gerçekten burada, bu programda şova izin vermiyorum. İkili oynamalara izin vermiyorum. Ben ikili konuşmadım. Tamam, ben size söz hakkı vermedim. Lütfen. Ama özür dilerim de lütfen. Bakın ben gerçekten tamam, kalkmak ben istiyorum. Kusura bakmayın da. Buyurun isterseniz. Evet, kalkıyorum. Buyurun. Hanımefendi, görmüyor musunuz lavabonun ortasını? Yani çöp, burada çöp konteyneri gibi olmuş. Şu an burada biriktiriyorum. Biraz sonra toparlayacağım. Burak Bey, izin verirseniz programa devam edeceğim. Programa devam edeceğim. İzin verirseniz ben lütfen. Ben gelmesem sen programı yapamayacaktın bile. Senle benle konuşmayın zaten. Pardon. Hadi buyurun. O zaman buyurun. Buyurun lütfen, çıkın gidin. Gelin tabii canım. Hadi buyurun, çıkın gidin. Buyurun. Allah bana sabır versin gerçekten. Bence formattaki yenilik bu abi. Sen tam hissettiğin gibi davranıyorsun. Yolladığın herkes de ne kadar haklı olduğunu Murat'ın MasterChef'teki performansından... Ben bir şey görmüşüm önceden. Görmüşsün önceden hani, gerçekten. Kovulacağını. Ya... Şimdi nereden bakarsanız bakın 300. bölüme dayandı Yemekteyiz. Günlük bir iş yaptığımız için tabii tuhaf geliyor 300 bölüm deyince. Ama şimdi bakıldığında şimdi tecrübesiz bir adamım. Televizyoncu olarak bir yere geliyor ama işte o gelen yarışmacılar inanılır gibi değil ya. Şimdi insanlar şunu soruyor hep bana. Onur Bey, bunda kurgu var. Siz yarışmacıları senaryo veriyor. Çevremde de soruyorlar. Siz bu yarışmacıları nereden buluyorsunuz diye. Ben yarışmacıları bulan kişi değilim. Bunu bir kere daha söylüyorum. Fakat bu bir televizyon programı olduğu için ekranda konuşan, yemek yapan, kendini gösterebilecek insanları seçmek zorundalar. Yani bu mantık, çünkü dünya neresine giderseniz gidin, hangi televizyon kanalında bir program izlerseniz izleyin, böyle insanlar lazım. Biz Türk halkı da seviyoruz. Yani şimdi kaostan da beslenen bir toplumuz aslında. Biz inşaat izleyen bir toplumuz. Kaza gördüğümüzde arabayı sağa çekip çekirdeği alıp onu izleyen insanlarız. İnanın bazen eve gidiyorum, gece tekrarını izliyorum. Sanki programı ben izlemiyormuşum gibi. Böyle kalıyorum. Aa, bu adam ne yapıyor acaba diyorum. Bazen kendi kendime üzülüyorum. Yazık bu adama falan. Hakikaten dediğimde oldu yani artık.
Ama orada kendi sınırını bilmek çok enteresan. Yani o kaosun bir rahatsız olduğun noktasında öyle nokta atışı girişlerim var ki bence eminim evde kendin de izlerken ya burada bir şey desem keşke dediğinde diyorsundur. Çünkü o ben izlerken çok şey söylemek istiyorum ki aslında. Tutuyor musun daha kendini? Ama yayıncılık ilkeleri gereği. Biraz tutuyorsun kendini.